Şimdi biz de heyecanlanıyoruz. Bilindiği gibi Cumhuriyet'le beraber yaşıt. Bizim mesleğimizin çınarı gerçekten Türkiye tavukçuluğuna çok büyük hizmetler vermiş. Birçok öğrenci yetiştirmiş. Bilimin, tavukçuluk biliminin veya hayvan besleme biliminin Türkiye'ye gelmesinde öncülük etmiş değerli büyüğümüz Sayın Hocam Profesör Doktor Kamil Doğan aramızda. Kendilerine görmek istiyorum. Hocam, merhaba Sayın Hocam. Merhaba, günaydın. Günaydın Yani Sayın Hocam. Nasılsınız Sayın Hocam? Sizi görmek teşekkür ne ederim. güzel. Çok mutlu oldum. Beraber olduk. Ve mesleğimizin aydın arkadaşlarıyla birlikte olmaktan çok sevinç duyuyorum. Tarım Türkiye'de Evet hocam. 1933'te başlamış Yüksek Ziraat Enstitüsü'yle ziraat mühendisliği seviyesinde mühendislik ve tarım öğrenimi Türkiye'de başlamış ve bugünkü yapılan çalışmaların değerli eserleri işte Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde mezun ve daha önce de Halkalı Ziraat Mektebi Yüksek Ziraat Mektebi'nde yetişmiş eski değerli hocalarımızın emeklerinin ürünüdür. Çok şükür Türkiye ekonomisi tarıma dayalı olduğundan tarımdaki toprak ürünlerinin geliştirilmesi, hayvancılığın geliştirilmesi ve benim zamanımda da kuzu besliliği ve tavuk besliliği üzerindeki yapılan çalışmalar halkımızın ve sanayinin ihtiyacı olan ürünleri üretmiştir ve ekonomiye temel katkılar sağlamıştır. Bu tabii bu arada çok değerli bilim adamları, teknik elemanlar yetişmiştir. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Türkiye'nin lokomotifidir. Türkiye'yi kuran insanlardır. Bu enstitünün ziraat, orman, veteriner mesleğinde çok değerli insanlar yetişmiş ve bugünkü seviyeye ulaşmak için gece gündüz çalışmışlardır. Emek veren ve Hakk'ın rahmetine kavuşan birçok arkadaşlarımızı da şimdi burada yad ediyorum. Allah emek verenlerden Allah razı olsun. Türkiye ekonomisi, halkımızın huzur ve rahatı, Yüksek Ziraat Enstitüsü mezunu olan ziraat, orman ve veteriner arkadaşlarımızın emeğinin ürünüdür. Bunun bilmesi gerekir. Ben 49'da mezun oldum Ziraat Fakültesinden ve şeyde önce Teknik Ziraat Müdürlüğü'nde tarla ziraatı mütehassıs olarak çalıştım. O zaman toprak verimliliği üzerinde pek şey yoktu. Ve Polatlı, Haymana ve Çubuk Ovalarında devlete ait çiftliklerde azot, fosfor ve potasyum birbirlerini kullanılmasıyla bitki yetiştiriciliği alanında deneme çalışmaları yaptık. Toprakların azot ihtiyacı, fosfor ihtiyacı, potasyum ihtiyacı üzerinde çok değerli sonuçlar elde ettik ve buna göre devlet çiftlikleri Türkiye'de 20-22 tane yakın çiftliğimiz var. Buralarda yapılan örnek çalışmalar kendi bölgelerinde önder sonuçlar almışlardır. Türkiye tarımı Türk ekonomisinin lokomotifidir. Ekonomiyi kuran, geliştiren insanlar, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve tabi bilimler üzerinde yetişmiş olan değerli meslektaşlarımızdır. Onları yani hürmetle yad ediyorum. Hayatta olanlara uzun ömür diliyorum. Başarılar diliyorum. Ben 49'da mezun oldum. Ankara Teknik Ziraat Müdürlüğü'ne önce ziraat mühendisi olarak çalıştım. Evvela azotlu fosforlu gübreler üzerinde denemeler yaptım. Devlet üretme çiftlikleri, Polatlı, Çubuk, Haymana şeyden çiftlikte denemeler yaptım. Ve toprağın azot, fosfor ve potasyum ihtiyaçları üzerindeki aldığımız sonuçlarla Türkiye tarımı çok değerli
gelişmeler kaydetmiş ve bugünkü Türkiye ekonomisi tarıma dayalı ekonomisi bu sayede ziraat mühendislerinin emeği, alın terinin mahsulüdür. Bunların bilmesi lazım. Bizi İstanbul'da teknik üniversite mezunları bizi ziraat mühendisliğine yakıştırmıyorlardı. Ziraatın da mühendisi mi olur diyorlardı. Ve yaptığımız çalışmalarla çok başarılı hizmetler gördük. Sonra Avrupa'dan çok değerli bilim adamları geldi ve bizim çalışmalarımızı gördükten sonra bana burs verdi. Ben Paris Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde hayvan besleme profesörü olan Profesör Leroy'un asistanlığını yaptım. 2 sene orada. Ve 2 sene Fransızca öğrendim. Ve Fransızca lisanı öğrendikten sonra dünyada yayınlanmış olan eserleri, Fransızca ve İngilizce eserleri okuyarak Türk tarımına hizmetler etmeye gayret ettim. Ve kongreleri düzenledim. Ankara'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin her tarafında tarımla ilgili gelişmeleri sağlamak için ihtiyaçları gördüm. İngilizce, Fransızca bütün yayınları okuyup onları takip ederek Avrupa ne yaptıysa aynı çalışmaları Türkiye'de biz de yapmaya çalıştık. Gerçekten Fransa Enstitü National Agronomik de Paris Yüksek Ziraat Enstitüsü elemanları Ankara'ya gelmişlerdir ve bizim başarılı hizmetlerimizi takdirle görmüşlerdir. Türkiye bugün tarımda kuruluyorsa bunun lokomotifi insandır. İnsan olmadan gelişme olmaz dediler. Ve pek çok ziraat mühendisinin Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa'da yetişmesi için burs sağlanması üzerinde çok emeğim geçmiştir. Mesela hangi sahada çalışmak istiyorsa ziraatçı, hangi sahada yetişmek istiyorsa bana gelmiştir. Ben Paris'e yazmışım da ona kendisine burs verilsin diye hemen Ankara'daki Fransız sefaretine burs tahsisi gelmiş. Arkadaşlar bütün doktora çalışmalarını, doçentlik çalışmalarını, bilimsel diğer araştırmalarını, teknik bilimleri kazanmak üzere Avrupa'ya gönderilmiş ve çok değerli elemanlar bu sayede yetişmiştir. Bugün Türkiye tarımı gelişmişse bunun lokomotifi insandır. Yani biz ziraat fakültesi olarak ben ziraat kimya enstitüsünde asistandım. Burada doktora yaptım. Doçent oldum. Orada profesör oldum. Türkiye'de yemler ve hayvan besleme üzerinde çalıştık. Türkiye'de yem sanayi yoktu. Gittim Fransa'da yem sanayini okudum. Ve oradaki sanayinin çalışmalarını gördüm. Geldikten sonra Ankara'da Türkiye Yem Sanayi Türk Anonim Şirketi'ni kurduk. Ve burada bunun şeyiyle ve ziraat yüksek mühendislerinin şeyle gayretiyle kongreler düzenledik. Türkiye'de tarımı nasıl geliştirebiliriz şeklinde çok sayıda uluslararası kongre düzenlenmiştir Türkiye'de. Ve bu sayede gerek devlet üretme çiftliklerinde gerekse diğer devlet şeylerinde, araştırma enstitülerinde yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar bize elde edilen bilgiler bize tarımda hangi metotların hangi seviyede kullanılmasıyla Türkiye'de ekonomiye ve üretime katkıda bulunacağı için sonuçları vermiştir. İnsan yetiştirmesi, Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesi ve İstanbul'daki Orman Fakültesi bunların gayretiyle tarımda çok değerli bilim adamları, teknik adamları yetişmiştir. Ve Tarım Bakanlığı'nda diğer araştırma istasyonlarında hepsi uzman, müdür görevlerini yaparak Türk tarımını geliştirmişlerdir. Türkiye'de ekonominin temel şeyi tarımdır. Atatürk'ün döneminde dahi 30 senesinde Yüksek Ziraat Enstitüsü'nü Atatürk kurarken sormuş daha önce. Ben demiş 767 bin kilometre
bu arazide halkı nasıl geliştireceğim, memleket ekonomisi nasıl kuracağım diye bilim adamlarına sormuş. Demişler ki evvela insan yetiştir. O zaman tabii halka ziraat mektebi vardı. Yüksek ziraat mektebi. Buradan Almanya'ya gönderilen, Macaristan'a gönderilen çok değerli abilerimiz, meslektaşlarımız oradaki teknik bilgileri getirmişler. Onlar Ankara Ziraat Fakültesi'nin kurulmasında çok büyük hizmetleri olmuştur. Ve hakikaten 1930 senesinde Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuş. Burada ziraat, orman, veteriner ve tabi bilimler fakültesinde yapılan araştırmalar, bilimsel araştırmalar edilen sonuçlarıyla Türkiye tarımına ilgili yöntemler, metotlar geliştirilmiştir. Bugün bu Türk ekonomisi tarıma dayalı Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün çok büyük emekleri olmuştur. Efendim teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hocam biz çok teşekkür ederiz, ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ellerinizden öpüyoruz Sayın Hocam. Hocamla sohbet etmek isteyen var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ederiz hocam. Kamil Hocam. Evet. Evet. Ankara William Murat Bayar. 1986-1990. Saygılar diliyorum hocam. Sizi böyle sağlıklı saat tekrar görmek bizi çok mutlu etti. Murat Bey teşekkür ederim. Yani başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Türkiye Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde sonra Ankara Üniversitesi'ne bağlanan Ziraat Fakültesi'nin yetiştirdiği değerli mühendis arkadaşlarımız da bugünkü ekonomiye, bugünkü bilimsel seviyeye ulaşmıştır. Örnek bir Ziraat Fakültesi gerek Türkiye'ye gerek Avrupa'da örnek bir müessese haline gelmiştir. Emeği geçen bütün meslektaşlarımızın hizmetlerine teşekkür ediyorum. Yaptıkları başarılar iyi sonuçlar vermiştir. Bugünkü seviyeye ulaşmamızda Türkiye her türlü kendi ihtiyacını tarım ürünlerini hem yetiştiriyor hem de dışarıya ihraç etmek suretiyle hem bilimsel seviyede hem de teknik seviyede Avrupa'da önder bir fakülte haline gelmiştir. Ve onda diğer üniversitelerde ziraat fakülteleri kurulmuş. Orada yetişen arkadaşlarımız da Türkiye bugünkü seviyeye ulaşmıştır. Hep emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hocalarımıza bizi eğiten, bizi bu seviyeye getiren hocalarımıza da rahmet olsun değerli hocalarımıza. Ellerinizden öpüyoruz hocam. Saygılar diliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Sağlığınıza duacıyız Sayın Hocam. Ramazan Hocam, Hasan Hocam bir... Hocam müsaade olursa Ramazan Hocam'dan sonra ben Kamil Hocam'a için yani muhabbet etmek isterim. Hayır, buyurun hay hay. Hocam merhaba, ben Ramazan Yetişir, nasılsınız? Ramazan, senlerden beri özlemiştim ya. Vallahi hocam iyi ki gördük. İnşallah iyisinizdir, sağlığınız yerinde maşallah, iyi görünüyorsunuz. Ben söyleyeyim mi böyle, şimdi geçmişe bakıyorum da yaptığımız hizmetlerin bize verdiği teveccüh, dualar bizi inanır mısın daha 25 yaşındaki gibi ayakta tutuyor. Evet. Vallahi İnşallah. Böyle. Hoca hanım da iyi mi hocam? Hoca hanım. O da çok şükür. O da iyi yani. İyi maşallah. Yani çevrede öyle güzel hizmetler etmişiz ki. Evet. Bizi yaşatan. Hocam sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Ellerinizden öpüyorum. Teşekkür ederim. Daha uzun süre sağlıklı bir mutlu hayat diliyorum. İnşallah gene görme imkanı olur. Nasip artık. İnşallah yani ben şunu söyleyeyim ki yapılan hizmetler hiçbir zaman boşa gitmez. Evet. Mutlaka toprak sizin hakkınızı unutmaz. Çok değerli hizmet. Türkiye'nin bugün ayakta kalması da ziraat mühendisleri de çekici bir lokomotif olmuştur. Türkiye'nin
767 bin kilometre arazisinde hallaç pamuğu gibi çalışmışlar ve bugünkü sanayiyi kurmuşlardır. Türkiye tarımda, sanayide her türlü ihtiyacını karşılayan ve çevresine örnek olan değerli araştırmalar gelişmine sağlamıştır. Onun için emeği geçenleri tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Hasan Hocam buyurun. Hocam başımızın tacısınız. Yıllar sonra sizi burada görmek son derece onur, bize onur verdi hocam. Sağ olun. Sizin bulunduğunuz yerde benim sunu yapmam da beni son derece onurlandırdı. Bugün ne yapmayacağım? Hasan Rüştü ya, mutlu. Ya seni görmekten bak şimdi geliyorum karşında. Ya gülersin, tatlısın. Yani hep iyilik ve şey nur saçıyorsun inan. Cesaret saçıyorsun. Hocam, hocam çok... o sizin güzel yüreğiniz. Vallahi. Biz sizden öğrendik hocam onu. Vallahi öyledir. Sizin toplantılarımızın ayrılmaz parçasıydınız. Ama bugün ben yine toplantı programına işaret koyacağım. Nisan 13, 14, 15'inde Adana'da öğrenci kongremizi var. İnşallah. Sizi ağırlamak isteriz hocam burada. İnşallah. Eğer o günün şartları uygun olursa. İnşallah. Onur versin. Şimdi çok ben size... beraber olduk. Evet. Ben size şöyle anlatayım. Ziraat Fakültesi'nde 5 numaralı binanın 3. katında meteor şeye bakan, su süzgecine bakan karanlık bir odayı verdiler bana. Karanlık bir oda. Oradan pencereden Seçilen yoluna bakan gelip geçenleri seyrederdim. O pencereye ben kitabımı, kırmızı kitabımı koyardım. Oraya gittiğim zaman kitabı gören, yoldan gören herkes aşağıya gelip kapıyı tık tık çalardı. Cumartesi, pazar, gece, gündüz gelir yukarıda, üçüncü kata çıkar benim çayımı içerdi. Hayatta hiç yalnız kalmadım. O pencereden gören, benim kitabımı gören herkes hoca burada cumartesi, pazar, gece günü çalışıyor diye gelirdi beraber. Bazen oldu ki gece 12'ye 1'e kadar çalışmışızdır. Yani İngilizce, Fransızca yayınlar, Avrupa'da yayınlar, bütün şeyler bize gelirdi ve ben oradan faydalanırdım. Türkiye'de neler yapabileceğimizi oturduk arkadaşla beraber konuşuyor. Samimi meslektaşlarımla beraber kaynaşarak köylüyle, çiftçiyle şey yapmışımdır. Bir gün gece orada çalışırım saat 10-11 civarında. Aşağıdan bekçi geldi Yüksek Saraylı'nın üstünde. Hocam aşağıda bir köylü gelmiş. Birisini arıyor. Seninle görüşür mü dedi. Geldi adam, çağırdım. Dedi ki ya benim bir ineğim var. Montafon inek, Almanya'da çalıştım 10 sene. O parayla inek aldım, getirdim. Şimdi doğumu yapılacak. Fakat doğum kürsüsü kapıya levha asmış. Demiş ki ben doğuma gidiyorum. Aramayın beni diye servisten. Doğum hocalarına hemen açtım telefonunu ettikten. Dedim ki ya filan arkadaş şey yapıyor. Hemen atla gel. Taksiye atlayıp geldiler. Adamı gittiler, doğumunu yaptılar. Mamak şeyinde. Şimdi hizmetin saati, günü, vakti yoktur. Benim ışığımı gören gelirdi. Yani gerek Keçelen yolundan, gerek Etlik yolundan geçen herkes benim pencerede kitabımı asılı gördüğü zaman odamda olduğumu bilir. Ve aşağı kapıyı çalardı. Ben sabaha kadar orada yarıda konuşurduk, sorunları çözerdik. Benim için gece gündüz olmadı. Yani şey o, devamlı hayatım fakültede geçmiştir. Ve bu sayede de ben Avrupa'da Zootekni Federasyonu'nun 2000 yılı altın madalyası hediye edilmiştir. Paris'te yapılan kongrede Zootekni alanında yaptığım hizmeti üstün hizmet madalyası olarak takdir edilmiş ve Zootekni Federasyonu'nun Türkiye mensubu olarak bana madalya verilmiştir. Yani yaptığım hizmetlerin de değerli şeyini aldım, hasadını yaptım. Hakikaten Avrupa, İngiltere, Amerika kim olursa olsun açıyordu telefonu, benimle görüşüyordu. Ya gelecekte gidecek, Avrupa'ya gidecek herkese ben İngilizce, Fransızca hep yardım ediyordum. Çoğuna burs sağlıyordum. Çoğuna orada çalışma laboratuvarı sağlıyordum.
tarımda, tilkenin, hayvan beslemede gelişen elemanların çoğuna emeğin, hizmetin geçmiştir. Mahirler olsun. Yani çok iyi hatıraları yaşadım. Yani eşim de aynı şekilde müsaade etmiştir gece gündüz fakültede çalışmamı, Ayten Hanım. Yani onun şeyiyle, desteğiyle fakültede gece gündüz demedim, cumartesi pazar demedim, köylü kepti demedim, hizmet etmişimdir. Helal olsun hepsine. Teşekkür ediyoruz Sinan Hocam. İsterseniz burada bitirelim, hocamı da fazla yormayalım. Sayın Hocam, size sağlıklı nice yıllar diliyoruz. Bu programa katılıp bizi mutlu ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ellerinizden öpüyorum Sayın Hocam. Nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Ben de gözlerinizden öpüyorum. Tarım güzel bir şeydi. Güzel bir meslekti, ziraat mühendisi olmak. Ziraata hizmet etmek çok şerefli bir şeydir. Geçmişi de hizmet eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve bugüne Türkiye'yi kavuşturduk. Yani daha ileri de gitmesini istiyorum. Hem Avrupa, Amerika'da, hemen hemen bütün dünyada yaptığımız hizmetler, çalışmalar takdirle karşılanmıştır. Onu da bilesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu programı hazırlanmasında Aynur Hanım'ın çok emeği geçti. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Evet, sayın hocalarım, değerli